Türk bilim tarihinin azmiyle, çalışkanlığıyla ve bilime duyduğu inancıyla öne çıkan, yaşadığı olumsuzluklara aldırmadan var gücüyle çalışan ve dünya tarihine ilk uçan insan olarak geçen bir bilim neferi, Hezarfen Ahmet Çelebi. Hezarfen Ahmet Çelebi, 1609 yılında İstanbul'da doğdu. O yıllar Osmanlı'nın hem içeride hem de dışarıda oldukça karışık olduğu yıllardı. Çocukluk yılları İstanbul'da geçti. Eğitimi boyunca meraklı yapısı, matematiğe ve sayılara ilgisi nedeniyle arkadaşları arasında kolayca fark edilen bir öğrenci oldu. Gençlik yılları itibariyle evinde birçok konuda deneyler yaptı. Bilime olan ilgisi nedeniyle halk arasında Farsça bin fenli anlamına gelen Hezarfen lakabıyla anılmaya başlandı. İlerleyen yıllarda uçmaya merak sardı. İnsanların da kuşlar gibi uçabileceğine inanıyor, bunun insanlığın önünü açacak büyük bir adım olacağını biliyordu. İlk olarak 10. yüzyıl Türk alimlerinden olan ve 1010 yılında kollarına taktığı kapı kanatlarıyla yüksek bir binadan atlamayı deneyen, ancak yere çakılarak hayatını kaybeden İsmail Cevheri'nin çalışmalarını inceledi. İsmail Cevheri'den ilham aldığı düşünülen Leonardo da Vinci'nin çalışmaları bazı konulardaki soru işaretlerine cevap oldu. Kuşları, hava akımlarını ve insan bedenini inceledi. Yakın dostu Lagari Hasan Çelebi ile insanın uçabilmesi için gerekli kanat yapısını geliştirerek ilk denemelerine başladı. Dönemin padişahı 4. Murat'ın izniyle çalışmalarını ilk olarak Ok Meydanı'nda denedi. Halkın büyük ilgisiyle karşılaşan denemeler her geçen gün iyiye gidiyor, Hezarfen, Padişah 4. Murat'ın da merakla beklediği büyük denemesine giden yolda hızla ilerliyordu. Deneme için Lodoslu bir gün seçildi ve Hezarfen Ahmet Çelebi kendi geliştirdiği kanatları takarak kendisini Galata Kulesi'nin tepesinden aşağı bıraktı. Bir kuş gibi süzülen Hezarfen, yaklaşık 3500 metrelik bir uçuşun ardından Boğaz'ı geçerek Üsküdar'daki Doğancılar semtine inmeyi başardı. Bu olay Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da büyük yankı buldu ve 4. Murat tarafından da beğenildi. Sarayburnu'ndaki Sinan Paşa Köşkü'nden bu durumu seyreden Sultan, Ahmet Çelebi ile önce çok yakından ilgilendi ve bu çalışmasını bir kesede altınla ödüllendirdi. Ancak bu derece bilgili ve becerikli birisinin tehlikeli olabileceğini düşünüp, bu kişi çekinilmesi gereken bir insandır, her ne isterse elinden gelir, böyle kimselerin barındırılması caiz değil diyerek onu Cezayir'e sürgüne gönderdi. Hayatının geri kalanını Cezayir'de geçiren ve çeşitli konularda deneyler yapmaya devam eden Hezarfen Ahmet Çelebi, kendisini sürgüne gönderen 4. Murat'la aynı yıl 1640'da Cezayir'de hayatını kaybetti. Türk bilim tarihinin gururlarından Hezarfen Ahmet Çelebi, çağının ötesindeki düşünce azmiyle gelecek nesillerin bilim adamlarına örnek olmaya devam ediyor.